Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözümlerine devam ediyoruz. Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı öncesi tespitleriyle alakalı 5 tane yeni nesil sorularla karşınızdayız. Evet, Türkiye sahip olduğu boğazlar ve iki kıta arasında uzanan bir köprü durumunda olması nedeniyle hem müttefik hem de mihver devletler tarafından kendi yanlarında savaşa sokulmak istenmiştir. Yoğun baskılara rağmen Türkiye bağımsız kalma politikasından ödün vermemiştir. Toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını korumanın mücadelesini verirken Atatürk'ün belirlediği dış politika ilkeleri çerçevesinde denge siyaseti izleyerek savaşın dışında kalmayı başarmıştır. Evet, verilen bilgiye göre Türkiye hangi gücü nedeniyle savaşa dahil edilmek istenmiştir? Şimdi baktığımızda burada sahip olduğu boğazlar iki kıta arasında demesi aslında bir jeopolitik konum, yani bir coğrafi gücünden bahsettiğini görüyorum. Zaten köprü durumunda olması, hem müttefik hem mihver devletler tarafından kendi yanlarında savaşa katılmak istemesi, kendi yanlarında savaşa sokulmak istenmesi burada Türkiye'nin bir coğrafi yönüne işaret ediyor. Askeri gücü değildir, dini gücü ve teknolojik gücü değildir. Cevabımız A seçeneğinde mevcuttur sevgili arkadaşlar. Geçiyorum ikinci soruma. Japonya uzak doğuda doğal kaynaklara sahip olabilmek için Mançurya ve Çin üzerinde hakimiyet kurmak istemiştir. Bu yayılmacı siyaset Japonya-Almanya yakınlaşmasını doğurmuştur. İki ülke arasında 1936'da imzalanan anlaşmaya 1937'de İtalya'da dahil olmuştur. Böylece mihver devletler olarak adlandırılan Almanya-Japonya-İtalya ittifakı ortaya çıkmıştır. Karşılarında ise başlangıçta İngiltere ve Fransa'nın, daha sonra Sovyetler Birliği ve ABD'nin katıldığı müttefik devletler yer almıştır. Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya topraklarına girmesiyle 2. Dünya Savaşı başlamıştır. Evet, verilen bilgiye göre 2. Dünya Savaşı ile ilgili. Dünya yeni bloklara ayrılmıştır. Bunu söyleyebilir miyim? Evet, mihver ve müttefik devletler olmak üzere yeni bloklara ayrılmışlar. Bunu söyleyebilirim. Japonya sömürgeci bir politika izlemiştir. Zaten Mançurya ve Çin üzerinde hakimiyet kurmak istediği için, evet bunu da söyleyebilirim. Uzak doğudaki doğal kaynaklara sahip olmak istiyor. Sömürgeci bir politika izlediğinin göstergesidir. Savaşı başlatan ülke Polonya olmuştur. Hayır. Savaşı Polonya topraklarına girilmesiyle savaş başlamıştır. Bu değildir. Cevabım 1 ve 2, yani Bursa seçeneğinde mevcuttur sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 3. soruma. Evet, 1. Atatürk'ün 1932'de dile getirdiği aşağıdaki düşünceleri. Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa'nın kaderi Almanya'nın alacağı vaziyete bağlı bulunacaktır. Olağanüstü bir dinamizme sahip olan bu 70 milyonluk çalışkan ve disiplinli millet, üstelik milli ihtiraslarını kamçılayabilecek siyasi bir cereyana kendisini kaptırdı mı, er geç Versay Anlaşması'nın tasfiyesine girişecektir. Atatürk'ün aslında bir öngörülüsüyle, yani ileri görüşlülüğüyle yine 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağını bildiğini de söyleyebiliriz bu soruyla. 2'ye bakalım. Atatürk ülkesinin bu savaştan zarar görmemesi için izlenmesi gereken politikayı da şu sözlerle ifade etmiştir. Bu kanlı tehlikeli durumda harbe katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir engele çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak bizim için hayati önem taşımaktadır. Yani dikkat ederseniz burada da bu savaşa katılınmaması gerektiğini Mustafa Kemal aslında öğütlüyor. Verilen bilgide 1-2 ile gösterilen açıklamalar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? Hemen bakalım hangisiyle ilgiliymiş. Şimdi burada bir birincisinden gidecek olursak, Mustafa Kemal bir savaş durumunun olacağından bahsediyor. Yani bir Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünden bahsedebiliriz arkadaşlar, değil mi? Bu da hangilerinde var? A ve C'de var. İkinciye baktığımızda ise böyle bir savaşa katılınmaması gerektiğinden bahsediyor. Yani harbe katılmamak ve devlet gemisini diyor bu fırtına ortasında hiçbir engele çarptırmadan yönetmek. Ne demek bu? Barış içinde harp dışında yaşamaya çalışmak. Yani bir tarafsız bir şekilde yaşamak. Devlet gemisini fırtına ortasında hiçbir engele takmamak. Yani ne sağa ne sola. O yüzden tarafsızlık olduğunu görüyorum. Bu da C seçeneğimde mevcut sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 4. soruma. 1944'ün sonlarına gelindiğinde İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan çekilmiş, müttefiklerin savaşı kazanacakları belli olmuştur. Aynı yıl içerisinde Türkiye müttefiklerle ilişkilerini canlandırmaya çalışmıştır. Almanya'ya yaptığı ihracatı durdurmuştur. Alman savaş gemilerinin boğazlardan geçişi yasaklamıştır.
Savaş sonrası oluşacak yeni düzeni belirlemek için San Francisco'da bir konferans toplanacaktı. Türkiye bu konferansa katılabilmek ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurucu üyeleri arasında yer alabilmek için 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya karşı savaş ilan etmiştir. Verilen bilgilere göre Türkiye'nin önlem aldığı 6 çizili cümleler 1, 2, 3 alanlarından hangisine ya da hangilerine aittir? Dikkat edersek Almanya yaptığı ihracatı durdurmuş, ticaret var. Alman savaş gemilerinin boğazlardan geçişini yasaklamıştır. Burada da askeri bir durum var. Yani hem askeri hem de ekonomik anlamda bir önlem aldığını görüyoruz. Yani 1 ve 2 bu da hangi seçeneğimde mevcut? B seçeneğimde mevcut sevgili arkadaşlar. Ve geçiyorum son soruma. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalarak kendisini savaş dışında tutmaya çalışmıştır. Önce Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında 19 Ekim 1939 tarihinde karşılıklı yardım anlaşması imzalamıştır. Daha sonra da Almanya'yı karşısına almamak için 18 Haziran 1941'de bu ülkeyle bir dostluk anlaşması imzalamıştır. Bu anlatılanlardan yola çıkarak Türkiye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uluslararası denge siyaseti izlemiştir. Evet, bunu söyleyebilirim. Çünkü tarafsız kalmaya çalışması aslında bir denge siyaseti olduğunu gösterir. Diğer devletlerle tüm ilişkilerini kesmiştir. Evet, tüm, yalnızca, tek, topyekün gibi ifadeler çeldiricidir. Bunlara dikkat edecektik. Tüm ilişkilerini kestiğini bu metine bakarak söyleyemeyiz. Buna ulaşamam şimdilik ama diğerlerine de bakıyorum. Savaşın dışında kalmak istemiştir. Evet, tarafsız kalması, kendisini savaş dışında tutması buna bir örnek. Dış politikada barış yanlısı tutum sergilemiştir. Zaten dostluk anlaşması imzalaması bunun bir göstergesi. Cevabım B seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar.